Furkan Şef'le Biraz Gül, Biraz Duman'a hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımı konuk ediyorum. Evet, orada beni bekliyor. Onu daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen yanına gidiyorum. Bilmiyorum ama Cihan, sen kullanıyor musun? Bayılıyorum. Ama gerçekten ben bayılıyorum yani tereyağına. Bir lezzet olacak evet, galiba burada. Evet, lezzet bombası olacak burada. Hep buradayım. Yani burayla... Artık bırakamıyorsun. Tabii burayı. Bırakamıyorum. Burası bende. Tamam. Evet, evet lütfen, burası lütfen, bende. Lütfen. Evim be, neler yapıyorsunuz? Gürkan Şef ile Biraz Gül, Biraz Duman'a hoş geldiniz. Bugün benim de çok fazla sevdiğim, evet, Ceyhun Mengiroğlu bizlerle. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim şef, sen nasılsın? Çok iyiyim ben de. Çok iyi gördüm seni. Eyvallah. Enerji dolu gördüm. Eyvallah, eyvallah. Sen de evet. Misin? Şimdi hemen tabii ki konuşacağız ama bugün sen geliyorsun diye şöyle bir kuzu eti yapmak istedim. Peki. Kuzu eti yapmak istedim ama şöyle güveçte, güveçte ben biliyorum ama... Sen bilmiyorsun. O yüzden de menümüzü okumanı rica ediyorum senden. Şöyle bir ferman verdim. Vay vay vay. Tabii. Neymiş ya? Bakalım ne çıkacak içinden. Açalım. Evet, heyecanla. Şu an, bakalım. Tabii. Bakar mısın evet, güzelce? Bu açmaya kıyamadım ben. Vallahi kıyamadım açmaya. Evet efendim. Lütfen. Bugün güveçte kuzu kaburga, sıcak ezme. Değil mi? Bu böyle okunuyor. Tabii aynen olacak. Öyle. Taze soğan, sarımsak salatası var. Lütfen bir de gösterelim mi izleyicilerimize? Tabii ki. Buyurun efendim, menümüz. Bugünkü fermanımız. Bunları ama şöyle, ben bunları yaparken bu tarafta, yani yanımda tabii birlikte yapacağız ama salatayı falan da senden isteyeceğiz. Aa tabii ki. Olur mu? Vallahi memnuniyetle çok mutluyum. Ben alışığım zaten. Evet, evet. Yani evde de alışığım. Mutfakta olmaya o yüzden keyifle yardım ederim sana. Tamam, çok çok mutlu olurum. Tabii gerçekten. Ki. Ben hemen alabilirim onu. Tabii ki, buyurun. Şöyle. Hemen aldım. O halde hemen şöyle, hadi. Tabii güveçte kuzu yapacağız. Burada evet. Kaburga var, kaburgamız şu şekilde. Evet. Şimdi bunları tek tek keseceğiz. Sonrasında tabii ki birçok malzeme kullanacağız evet. İçerisinde. Ancak tabii ki senin de salata artık tamam. Başlamak lazım. Tabii burada şeylerimiz var. Marullarımız. Evet, marullarımız. Var. Bunları ufak elimizde ufak. Ufak lütfen tamam. Şöyle... Sana şöyle verdim. Tabii çok acayip bir salata olacak. Burada sarımsak var, taze sarımsak. Sever misin? Severim tabii ki. Burada taze soğan var. Yeşillik namına ne varsa her şeyi kullanabiliriz. Oo, hiç çok, problem çok yok. Çok iyi, çok güzel. Mini şeylerimiz var, turplarımız var. Bugün aslında şöyle mini ürünler var. Çünkü güvece koyacağımız işte kabak burada. Onun dışında patlıcan var, biber var. Hep minik minikler. Bu ya, şekilde ilerleyeceğiz. Böyle de görünce... İnsan yemeğe kıyamıyor değil bunları mi? Çok tatlı yani, değiller mi? Oyuncak gibi yani. Tamam, hepsini çok kullanacağız değil mi? Evet, hepsini kullanacağız. Harika. Buradan mesela sen salata yaparken ben de işte güveci başlamak istiyorum. Tamam, olur. Yani soslarını zaten en son kullanacağız. Tamam. İstersen başlayabilirsin. O zaman hep beraber. Evet, başlıyoruz. Başlıyoruz. Tabii, lütfen. Peki. Şimdi şöyle bir gömlek yağımız var. Gömlek yağımız bu alta tam böyle alt kısmına yapıyorum ki çünkü niye? Sıcağı gördüğünde, ısıyı gördüğünde eriyecek ve lezzet verecek. Tabii. Eriyecek yani bir... altta olunca bütün o lezzetini üstten ete verecek diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Kesinlikle mutfakla aran nasıl? Onu sormak istiyorum. Yani çok severim aslına bakarsan ama yaptığım şeyler kısıtlı. Yaptığım şeyler kısıtlı aslına bakarsan. Yani tabii ki bir şef olmayınca böyle yemekleri yapmak bizim için çok kolay değil. Yani. İşte böyle tecrübe etmek lazım seninle birlikte ama... Evde olabildiğince, zeytinyağı, bak çok güzel zeytinyağlı yaparım mesela. Şimdi ama zeytinyağlı yapmak başlı başına bir iş zaten. Ha öyle mi diyorsun? Tabii kesinlikle öyle. O zaman nedir fena o değilim mesela? O zaman. Yok nedir o zeytinyağlı? Hangi? Enginar. Taze fasulye. Taze fasulye de gerçekten çok iddialıyım. Şeker atıyorsun değil mi içine? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama onu da bir böyle olabildiğince... Olabildiğince. Az bir şekilde. Onun haricinde makarna yapmayı çok seviyorum. Oo. Tabii. Makarna da ama şeydir o hani dakikayı tutturacaksın. Kesinlikle o al dente olacak. Tabii aynen öyle. Pişme derecesi çok önemli. Sosunu doğru yapmak lazım. Doğru makarnada doğru sosu kullanmak lazım. Çok doğru, vesaire çok doğru. Gibi. Aynen öyle katılıyorum evet. Sana. Şimdi şöyle hemen bunları tek tek kemik halinde şöyle etleri üzerinde
parçaladım. Bu acayip lezzetli bir ettir. Zaten şöyle kemikten ayrıştığımızda bunu döş kalıyor geriye. Bundan da ne yapıyoruz? Biz işte köftelerimizi, hamburger köftelerini falan çıkartıyoruz. O yüzden bu kadar çok lezzetli bir et o. Şimdi şu şekilde yağları alta gelecek kısımda diziyoruz bunların içerisine. Şöyle tabii ki. Lafını bölüyorum. Anladığım kadarıyla güveçte yağlar altta oluyor. Evet, aynen öyle. Evet, kesinlikle. Eti yukarıda tutuyoruz. Eti yukarıda tutuyoruz. Peki. Tabii bu. Peki. Evet. Doğru bu. Şimdi burada biraz şeyler koyabiliriz. Başlayayım mı ben? Evet, salataya lütfen. Kesmeye, biçmeye, tamam. Şimdi oradan mesela rica edeceğim. Onları burada da kullanacağım. Bana tamam. Mesela ikiye bölüp verebilirsen tabii şahane ki, olur. Burada tabii istediğin bıçağı kullanabilirsin. Tabii ne istersen. Ki, tabii ki. Ne istersen. İkiye bölüp koyuyoruz. Evet, lütfen ikiye tabii bölüp. Ki. Burada aynı şekilde havuçlarımız da var. Havuç atacağız. Bu da, bunlar da mini. Süper, bunlar da mini. Süper. Tabii ki. Evet. Şöyle oldu tabii modellikten oyunculuk başladı. Evet, yani evet. Artık böyle bir şey mi oluyor? Hani modellikten sonra oyuncu diye. Hani birçok böyle görüyorum arkadaşımız, genç arkadaşımız da var ama. Ya aslında bu sanırım sadece bizim ülkemizde değil dünyanın dünyada değil mi? Birçok yerinde böyle bir gerçek var. Ama yani bu böyle olmalı mı ya da bunun doğrusu bu mudur gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hı. Sonuçta dünyada en azından modellik ya da mankenliği yapan insan sayısı oyuncuların herhalde bin katı falan olabilir. Çok doğru. O yüzden herkes de olamıyor. Yani bunun bu işin özünde tabii ki görsel çok kıymetli bir şey. Ama asıl değeri bu değil bu işin. Yani bunu işin içine girdiği zaman insanlar zaten çok daha net anlayacaklardır ve göreceklerdir. Çok değerli bir iş oyunculuk. Ve çok kesinlikle, gerçekten çok emek isteyen emek bir iş. Emek isteyen bir iş. Evet, yani çok anlamak isteyen bir iş. Ön yargısız bir iş. O yüzden hangi işi yaptığından bağımsız olarak, insan olarak geliştikçe çok daha iyi oyuncu olabilirsin. Ve hani özünde bu olan bir iş. Anladım, yani. Anladım. Evet. Anladım. Şimdi bunları bunlar, ne yapıyoruz? Koyuyor muyuz burada? Evet, tabii tabii. Patlıcanları da aynı şekilde koyduk. Böyle karışık atıyorum ben. Evet, karışık atıyoruz. Içine. Ben bu arada arpacık soğanları ve sarımsakları da bu şekilde koyuyorum. Arpacık, soğanları. Orada havucumuz da var. Hı. Aynen, ondan da koymamız gerekiyor. Keselim. Şimdi havuçlardayız. Geldik. Onları da kullandık. Tabii bu arada kanalımızın muhteşem dizisi Teşkilat. Evet. Yani çok çok güçlü, güzel, gerçekten de başarılı isimler var. Nasıl bir seyret ortamı var? Onu sormak istiyorum. Bildiğin gibi ben bu sene dahil oldum. Zaten rüştünü ispatlamış bir iş Teşkilat. Uzun süredir ekranlarda olan ve izleyenler tarafından sevilen bir iş. Ben de dahil olduğum için tabii ki çok mutluyum. Yoğun bir set ortamım var. Her şey yolunda. Gayet keyifli bir şekilde arkadaşlarımıza olabildiğince güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ve keyifliyiz. Çok iyi, çok iyi. Maşallah diyelim. Bunu salatada kullanacağız. Evet. O sarımsaktı. Şimdi burada taze soğanımız da var. Taze soğandan da aynı şekilde. Bir de kırmızı lahana. Tabii kırmızı lahana verecek. Taze sarımsakla soğanın birbirine bu kadar benzediğini gerçekten bilmiyordum. Yani, evet. Yani onu ancak böyle kokuda falan evet, şey yapabiliyoruz. Evet, kokuda minik anlaşılıyor. Aroması biraz farklı. Şu mevsimde de işte, sarımsak biraz daha büyümediği için soğana çok benziyor. Evet, evet. Tabii soğana çok benziyor. Şimdi biraz içerisine domates bu şekilde. Bütün atıyoruz. Evet, bütün atıyoruz. Domates atıyorum bu şekilde biraz içerisine. Şimdi şu küçüklerden de. Tabii olmazsa olmaz tereyağı muhakkak tabii girmeli. Tabii ki. Yani böyle omlette falan filan. Tabii bilmiyorum ama Cenk sen kullanıyor musun? Bayılıyorum. Ama gerçekten mi? Ben bayılıyorum yani tereyağına. Böyle sorayım mı sormayayım mı dedim ama. Bayılıyorum. Hani o kadar süt ürünü falan dedikten sonra biraz tezat olacak ama tereyağı olunca söz konusu kırmızı çizgi yani gerçekten. Benim için de öyle yani. Vallahi. Bu olmazsa olmuyor. Şimdi deniz tuzu kullanacağım. Güveçlere. Harika. Güveç etlerine ya da işte ızgaralık, mangallık etleri istiyorum ki deniz tuzu kullanalım. Çünkü ısıyı gördüğünde yavaş yavaş erisin. Ha. Sofra tuzu birden değil. Birden çekmesin. Evet, sofra tuzu değil. Sofra tuzu değil. Şöyle deniz tuzumuzu da kullandık. Oo, evet. Orada şey, soğanlar da. Soğanlar şöyle tamam. Bir şey oldu. O uzun yapraklar atılmadı, değil mi? Evet. Çünkü burası çok önemli. Burası çok önemli. Gerçekten de öyle. Evet, şimdi şöyle. Biraz burada şey kullanacağım. Hem biber salçası hem de domates salçası. Evet, ikisini birlikte ki domatesin kendisi de var.
onu da atmak istiyorum. Hı-hı. Yani iki salçayı şöyle karıştırmak istiyorum. Hemen burada tabii ki... Bunu atmadan önce kavuruyor muyuz öncesinde salçayı? O da olabilir, o da Hı-hı. olabilir. Aynı şekilde biz burada şöyle kavurmadan böyle... Hı-hı. Senden yardım isteyeceğim lütfen. Sanırım biraz. Ben onu birazcık evet, evet. karıştıracağım. Aynen. Herhalde. Burada kaşığımız var Hı-hı. istersen. Biraz tamam. zeytinyağı atacağım Hı-hı. içerisine. Bu arada tabii turizm otelcilik değil mi mezun musun? Öyle evet, mi? Doğru mu evet, biliyorum? Doğru, doğru. Tabii bir dönem yaptığım da bir iş oldu ha, aslında bakarsan yani, bu. Bizim sektöre de uzak değilsin. Aslında hiç değilim. Babadan kaynaklı da değilim. Çünkü Hı. babam da aşçıydı. Heh. Uzun yıllar aşçılık yaptı. Ben de birçok restoranda çalıştım. Birçok iş yaptım aslında bakarsan ama... Yani restoran geçmişim de var. Evet. Garsonluk yaptım, barmenlik yaptım falan. O yüzden yani mutfağa hakimim o anlamda. Yeme içmeyi de sanırım ayrıca o yüzden de biraz fazla seviyorum. Fazla seviyorsun herhalde. Değil mi? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Onu görüyorum zaten. Hani şimdi kaşık tutuyla doğramandan evet, falan filan. Evet. Yani... Bizim işimiz de çok keyifli bir iş. Çok kesinlikle, keyifli. Restorancılık çok kesinlikle, keyifli. Kesinlikle. Tabii ki stresleri var ama evet. onu aştıktan sonra ya da farklı açıdan baktığınız zaman bu artık keyif almaya başlıyorsunuz. Evet, evet. Ya ben biliyor musun aslına bakarsan evde mesela kendi kendime yaparken bile çok keyif alıyorum bundan. Yani, öyledir mi? Evet. Yani tabii bunu bir iş olarak yapmak çok başka bir profesyonellik, çok başka bir disiplin. Ama yemek yapmayı seven insan gerçekten... Yani evde bile kendi kendini mutlu edebiliyor yani. Doğru, başına. Çok doğru, çok doğru. Şimdi evet. zeytinyağı kullandım, biraz su kullandık Hı-hı. içerisine. Bir miktar daha zeytinyağı atacağım, bir Tamam. miktar daha. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu da tabii ki bu karışım salçaların, biber ve domates salçasının Hı-hı. zeytinyağı. Burada da ne vardı dibinde, alt kısmında gömlek yağı, tereyağı da girdi, zeytinyağı da buraya of. Geliyor. Yani, yani zaten, herhalde bir, yani bir, bu, bir lezzet olacak evet, galiba burada. Evet, bir lezzet bombası olacak burada. Şimdi değirmen karabiber çekeceğiz. İri taneli şu şekilde. Toz kullanmıyoruz, toz kullanmıyoruz. İri Hı-hı. taneli içerisine bu şekilde attık. Evet. Şimdi tabii ki çok yoğun çalışıyoruz falan böyle evet. ama şey var mıdır mesela sabah kahvaltı var mı? Ediyor musun? Vallahi benim için en önemli öğün olabilir. Öyle mi? Yani kesinlikle. Ne güzel gerçekten. Evet yani bu şey demek değil, kalkar kalkmaz bir şey yemek değil. Tamam. Ama ilk öğünü yapacaksam o olabildiğince besleyici ve sağlıklı olursa günün devamına da o şekilde devam edebiliyorum en azından rahat bir çok şekilde. Çok iyi, çok iyi. O yüzden yani kahvaltı... Yani bu yumurta falan kesin yani özellikle yumurta kesin. Yumurtadır, yeşilliktir. Yeşillik. Bol bol yeşillik. Çok güzel. Ona özellikle dikkat ediyorum sabahları. Ya kahvaltı şöyle bir şey. Bir kaçtığı zaman kahvaltı eğer alışkanlık hani olmadığı anda bir daha geri gelmiyor. Çağırsanız da gelmiyor. Evet, evet. Biraz öyle bir durum var. Benim yurt dışında olduğum bir dönem vardı işte bu mankenlik evet. döneminde falan. Birkaç aylık gittiğim süreçlerde tabii şimdi biliyorsun yani bizdeki kahvaltı kültürü ve anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Tabii ki. Yani öyle bir yabancılık çektim ki ben. Sonra dedim ki benim burada kendime ait bunu bir şey yapabilmem lazım. Ha. Yani sen, o kadar. Çünkü orada yaşadın da. Tabii uzun süre kaldığım evet. için. Tabii işte bizdeki gibi zeytin, peynir bulmak birazcık zor oluyor ama... Yani gidip İtalya'da yaşarken de menemen yapmışlığım var yani. Var değil mi? Tabii o sızdıramamışlığım var. İşte şimdi, öyle bir alışkanlık aslında bakarsan. Çok doğru, yani çok için. Doğru, çok doğru. Şimdi biraz artık çok fazla bence... Su da kullanmayacağım çünkü Hı-hı. biraz güveç, tandır tadında olmalı benim için. Evet. Yeterli olacak bu salçayla birlikte. Hı-hı. Şuradan hemen kekik alıyorum. Mesela baharatlarla aran nasıl? Severim ama dozunda seviyorum. Dozunda galiba. Tabii. Baharat, evet yani çünkü baharat biraz fazla olduğu zaman ürünün asıl olması gereken ürünün önüne geçebiliyor. Çok doğru. O yüzden olabildiğince minimal. Özellikle bazıları mesela evet. işte kekik tamam çok güzel aroma verecek kesinlikle. Ama burada biberiye var mesela. Onu bir tık fazla kaçırdığımızda tamamen diğer ürünlerin evet. tadını almakta zorlanacağız. Evet. Şimdi şöyle üzerine de alttaki gömlek yağını kapattığımızda bir de üzerine koyduk. Harika şöyle. Durmuyor. İnanılmaz durmuyor mu? Evet. Vallahi. Ne yapıyoruz? Bitince ne olacak bakalım. Bakalım, bakalım. Bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kapattık. Buradaki işimiz bitti. Bizim fırınımız neresi? Burada.
Yani mangalımızın içinde. Tabii bizim fırınımız burada. Her şeyi buradan yapıyoruz. Ocağımız burada, işte mangalımız, aynı zamanda da fırınımız. Peki evde yapmak istersek bunu tabii ki yapmaya çalışabiliriz. Şöyle, önceden fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Sonrasında da alıyoruz güvecimizi, ki bunlar ısıya dayanıklı oldukları için. Aşağı yukarı 2,5 saat 190 derecede pişiriyoruz. Yani çünkü hadi mangalımız yok. Peki nerede yapacağız? Burada yapacağız. Hemen arkadaşlarım, güçlü bir arkadaşım kapatmış bunu. Şöyle açıyoruz. Vay 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 vay. Yardım edersen. Şöyle hemen aldım. Yani bu burada. Şimdi güzellik uykusuna yattı. Evet. Bırakıyoruz. Tamamdır. Usulca pişecek. Tabii şimdi. Aynen öyle. Usulca pişirecek. Biz tabii salatamıza devam ediyoruz. Edelim. Burada şeyimiz vardı. Mor lahanımız. Böyle şey mi? Renkli ürünlerle, işte kapya biberi olsun, bunlarla olsun, aran nasıl? Hepsini çok severim. Yani çok faydalı. Salatada da çok severim. Haşlanmış hallerini de çok severim. Yani hiçbir şeysiz onları haşlayıp yiyebilirim yani. Hiçbir problemim yok o anlamda. Oo. Hepsini severim. Çok o yüzden iyi. Salataya da eklemek istersek bence. Evet, bu var. Mutluluk var, değil mi? Tabii, salatamızda var bu. Olsun. Tabii salatamızda var. Ben o zaman keseyim hatta. Lütfen nasıl istersen onunla, tamam. Bununla tamam. Nasıl istersen. O arada bir de tabii ki şöyle, güvecimizi yaptık ama bir de bizim çitleme dediğimiz bir ürünümüz var. Tabii böyle bak, çekirdek gibi. Hiç duymadım ben. Evet. Şöyle aynı kaburgayı kullanacağız. Evet. Biraz açıyoruz. Şöyle oradan bir tabağımızı alacağız. Bakalım. Öncesinde bir hafif bir yağlamamız gerekiyor ve tuzlamamız. Zeytinyağı kullanacağız üzerinde. Şöyle. Biraz deniz tuzu. Ya zaten herhangi bir sebzede yani şöyle bir renk görüyorsanız bu sağlık demektir ya, yani. Çok doğru. Çok güzel. Antikanserojen demektir. Kesinlikle vitamin öyle. Ve mineral demektir. Yani o yüzden bol bol mutfaklarımızda gerçekten olması gereken ürünler bunlar. Çok haklısın. Şimdi bakalım. O çızırtı yavaş yavaş. Tabii ki birazdan biraz alevlenecek. Çünkü yağ var. O yüzden de oluşmaması için hemen şöyle kemikten başlıyorum. Tabii. Peki mesela yurt dışında bu uzun zaman yaşadığında ya acayip lahmacunu özledim, bir gitmem lazım falan dediklerin, yani örnek verdim şu an lahmacun. Ya gerçekten şunu söyleyebilirim ki bütün samimiyetimle, bu şey değil yani, bir demagoji yapmıyorum. Ya bizim mutfağımız çok acayip ya. Yani, hep onu söylüyorum. Yani hakikaten çok acayip bir mutfağımız var ve dünyanın hiçbir yerinde bunu belli bir kısmını bile karşılayabileceğimizi ben inanmıyorum. Doğru. Yani asla ikna olmuyorum buna. Ki uluslararası anlamda sevdiğim mutfaklar vardır. Yani İtalyan mutfağını severim aslına bakarsanız. Hani bol soslu ve çok çeşitli olmamasına rağmen çok güzel domatesleri olan, işte peynirleri olan bir mutfaktır ve beni çeker. Ama sonuç itibariyle kısıtlı. Kısıtlı. Bir yerden sonra kısıtlı kalıyoruz. Doğru. Şimdi biz burada bir sürü malzemeyle işte güveçler yapıyoruz vesaireler yapıyoruz falan. Ben en azından denk gelmedim. Tabii ki sen benden daha iyi bilirsin ama bu kadar çeşitli malzemeyle yemek yapılan başka bir mutfak var mı? Bilmiyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten biz hak ettiğimiz, yani gerçekten Türk mutfağı hak ettiği yerde değildi. Çok üzülerek söylüyorum. Evet, ama evet. Şu anda gayet iyiyiz. Daha fazla yol kat ediyoruz falan. Yani öyle bir mutfak yok dediğim gibi. Bizim mutfağımız çok özel. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir düşünür müsün mesela, bir köfte var, belki de bir köfte tarifi farklı iller farklı yapıyor. Ya da keşkek, kesinlikle. Ya da bulgur pilavı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Karadeniz'e gidiyorsun, çok farklı yemekler var. Doğu tarafına gidiyorsun, çok. Ege'ye geliyorsun, daha böyle otlar falan var. Çok değişik değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Biraz, şimdi o bence herhalde de yeter galiba. Bence de yeter, çünkü fazla bile koydum sanki. Şöyle, şey olacak. Aslında onu birazcık böyle yoğurmak da lazım değil mi? Bunu tabii. Özellikle kullanırken soğanla falan. Şimdi zaten soğan da girecek içerisine. Hı-hı. Kırmızı soğan da girecek içerisine. Harika. Seni rahatsız etmez değil mi? Aa, hiç. Tamam, süper. Kırmızı soğan da giriyor. Bunları buradan aldım. Hani şeyleri yok. Bu çok güzel bir şey mesela. İşte soğanla sarımsağa dokunmayın asla, diye. Asla. Soğanlarımız da kullandık. Evet, kullandık. Kırmızı soğan mı mesela, beyaz soğan mı senin için? Salatada kırmızı. Kırmızı değil mi? Salatada evet. Çok doğru. Ama yemekte beyaz sanırım. Yemekte değil mi? Evet, yemekte beyaz. Şimdi tabii ki Ceyhun mutfağa hiç bence uzak değil. Hiç değilsin gerçekten öyle.
söylediklerin inanılmaz doğru. Bu arada bizim menümüzde çitleme yoktu. Hı-hı. Şimdi ben buradaki kaburgayı görünce dedim ki ne yapabilirim senin için? Tabii. Bir de bunu ekledim. Tabii, bir de bunu ekledim. Şimdi mühürlüyorum burada yavaş yavaş. Hı-hı. Daha sonra bir ince keseceğim. Hı-hı. Sonra tekrar burada bir pişireceğiz. Hı-hı. Hani tamam, burada tandırı var, bir de ızgarası nasıl oluyor? Ona bakalım. Eyvah, biri yetmez iki. Ya yani biri yetmez iki, aynen öyle. Şöyle. Peki, tabii şeyi de soracağım. Gerçi biraz konuştuk ama evet, biraz bir farklı olsun diye. Genelde böyle şey mi, hani dışarıda hemen yiyip geçip atıştırayım mı? Yok ama zamanım var, zamanım var. Hmm. Yoksa evime gidip evde mi yapayım? Ya şimdi evde yenebilecek gerçekten şeyler var, bir de dışarıda yenebilecekler var diye ben ayırıyorum açıkçası. Doğru. Yani şimdi canım pizza çektiğinde bunu evde hangi imkanlarla ne şekilde yapabiliriz? Evet. Gerçekçi olmak lazım. Ya da şimdi bazı yemekler hakikaten zaman isteyen yemekler oluyor. Yani evde onu yapmak için bir iki saat, üç saat ayırmak gerekiyor. İş temposunda buna çok fırsat bulamadığım yemekler oluyor. Muhakkak. Şimdi örnek veriyorum, güveci ben evde güveci yapmak istersem iki saatimi, iki buçuk saatimi onu mutfağa toparlaması olarak da bakarsam vermem lazım. Tabii o öyle de bir süre var. Evet, evet. Ama hızlıca yapabileceğim yemeklerin hepsini yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince. Çok iyi. Ha dediğim gibi işte pizzadır, burgerdir gibi ürünleri daha çok dışarıda bildiğim yerlerde tüketmeyi tercih ediyorum. Süper. Ama ev yemeği ise, zeytinyağlıysa, işte pilavsa, makarnaysa böyle yarım saat 45 dakikada yapabileceğim, markette rahatlıkla malzemesini alabileceğim bütün yemekleri evde yapıyorum. Buna çorbalar da dahil. Bu da çok güzel bir şey değil mi? Önce alıyorsun marketten ya da manavdan. Kendi kafanda planlıyorsun. Kesinlikle. Ya bir de ben şey olarak da bakıyorum buna. Yani hakikaten artık gündelik hayatın içinde Gürkan o kadar çok koşturuyoruz değil ki mi? Her şeyle ilgili. Evet, evet. Böyle şeyler aynı zamanda bir kafa dağıtma yöntemi bana göre. Yani markete gittiğimde bir iki malzeme seçerken mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsun. Yapacağım yemeği ve onun lezzetini düşünüyorum falan. O yüzden yani yemek yapmak hakikaten çok keyifli bir şey. Şimdi burada bir tane şöyle bir sunum bence bu salataya veya bu kap yakışır. Harika. Güveçlerden gidiyoruz. Güveçlerden. Şöyle hemen şunu aldım. Burası tamamen artık senindir. Tabii. Tabii. Evet. Aynen öyle. Bunu, o zaman? Evet, buraya alabiliriz. Alalım. İçerisinde tabii ki bu arada daha domates koyacağız. Tabii. Domates koyacağız, biber koyacağız. Turp vardı burada biliyorsun. Oo, koyacağız değil mi turpla? Tabii. Turp da koyacağız. Aynen öyle. Harika. Şimdi hemen alıyorum şuradan. Oo. Müthiş. Mesela bakliyatlarla aran nasıl? İşte mercimek, kuru fasulye, nohut. Çok severim. En az haftada 2 ya da 3 gün tüketmeye çalışıyorum gerçekten. Elimden geldiğince. Şey de hani sevdiğin için mi yoksa hani bunu almam lazım vücuduma? Ya aslında her ikisi de. Her ikisi de. Yani bir kere evet, sağlıklı protein ve karbonhidrat olarak bakarsan çok faydalılar. Ve yani kuru fasulyeyi bilmiyorum lezzetsiz diyecek biri yok, var mıdır yok, yani? Biz onu hiç duymadık. Yani ben tabii, de hiç duymadım. Yok biz onu hiç duymadık. Ve ben kabul o etmiyoruz. Şey üçlemesini çok seviyorum yani. Kuru fasulye, pilav ve cacık üçlemesi. Çok iyi. Yani her hafta bir kere yapıyorum o üçlemeyi yani gerçekten. Yani o mesela o mercimek falan yani evet, bence yenmeli. Yani o mercimek kesinlikle yemeği yani mercimek kesinlikle yenmeli. Yani bir de özellikle yeşil mercimek mesela. Tabii. Yani her şeyde kullanabiliyorsun. İşte mercimekten çorba da yapabilirsin. Çorba da yapabilirsin tabii. Yemek de yapabilirsin. Yemek de yapabilirsin aynen yani öyle. Yani her şeyde kullanabiliyorsun. Gerçekten çok çeşitli ürünler bunlar. Orada şimdi domatese biraz daha sanki ihtiyaç var mı? Var, birazcık evet, daha var. Tamam, biraz evet, daha domatesimizi hı-hı koyuyoruz hemen şöyle. Tabii ki biz inanılmaz güzel bir sohbet ediyoruz ama şöyle bir şey var. Sıcak ezme de vardı bizim menümüzde. Ona ne oldu? Evet, ne oldu? Ne oldu? Evet. Kaynadı. Bence evet, sıcak vallahi ezmemizi, sıcak ezmemize geçelim. Geçelim. Tabii. Şöyle yetiştirebilecek miyiz? Bence yetiştiririz. Şöyle hemen. İnanılmaz tabii ki şey. Sohbet çok keyifli. Vallahi kaynatıyorduk aslında. Tabii aynen öyle. Şöyle biberlerimizden de hızlı bir şekilde birkaç tane de köy biberi. Domates de kullanacağız şurada. Bu da mangalın vazgeçilmezi sanki değil mi? Sebzeler böyle mangalın üzerinde. Evet. Ama yani çok başka olmuyor mu lezzetleri gerçekten? Ya,
Yani tamamen yani bizim... Ben ilk böyle televizyon böyle programı yapacağım. Hı hı. Diyorlar ki stüdyoya gir falan. Çok böyle şeyim değil. Hani tencere yemeği falan böyle tarzım değil. E tabii ki hani etçiyiz, evet. Et satıyoruz, et restoranında bulunuyoruz falan. Sonrasında dedim ki bir dakika bir mangal programı mı yapsak? Nasıl yani dediler. Hı. Sonra bir araştırma yaptık. Daha önce hiç yapılmamış. Yapılmamış. Tabii, tabii. Bu kadar hayatımızda olup... Evet, aynen öyle. Çok şaşırmıştım. Acaba şey diye mi düşündüler? Yani yapılabilecek şeylerin sınırlı, evet. Çeşitli... Galiba. Değil mi? Onunla evet, ilgili. Aynen ama öyle. Ama görüyorum şu an yani... Şöyle söyleyeyim, herhalde 2014, 9 yıldır yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii. 9 yani demek ki çeşitli evet, bir sürü şey olabiliyormuş. 9 yıldır. Tabii ki ara ara dinlendiğimiz zamanlar oluyor. Kendi işimize zaman ayırdığımız. Ama ilk fırsat buldukça da yapıyoruz. Bu... Evet. Diyor ki herhalde pişmeyecek. O yüzden de kaçıyor benden. Atıyor kendini. Şimdi. Valla salatamıza istediğiniz başka bir malzememiz var mı şefim? Şöyle. Sence ne olabilir? Bilmiyorum. Tamamen böyle bir sanki doğaçlama. O minik havuçlardan girebilir mi? Olur. Olur. Bence yapalım. Sanki bir minik havuçlardan girebilir yapalım. Diye düşünüyorum. Of of of. Bu hemen olacaktır bence. Ben sana söyleyeyim. Çok hızlı çünkü ateş. Hiçbir sorunumuz yok burada. Yalnız ben... her türlüsü yenenleri bir ek daha patlıcan herhalde değil mi? Tabii, 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 tabii. Yani... Sen sever misin peki? Çok severim. Patlıcanı? Çok severim. Çünkü böyle hani ya patlıcan mı falan ne faydası var gibi diye ama var tabii ki. Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Hemen. Oo. Bu tam işte istediğimiz renk. Of. Kripsi rengi. Şimdi bunu şöyle çevireceğiz. Oo. Şöyle alıyorum. Şöyle. Ya mangal biraz da şey işi değil mi bilmiyorum tabii ki bu gerçek bir zaman lazım ama evet. Şey yapar mısın hani arkadaşlarına hadi bir mangal yapalım bende falan öyle değil olur mi? Arada mu? Bir böyle geliyor insanın değil içine. Mi? Geliyor, yani. Değil mi? Geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor gerçekten. Kuzu eti tabii ki şimdi dana etine göre bence tabii. Biraz daha faydalı. Hı hı. Tabii tabii özellikle yani spor yapanlar için evet. Kuzu pirzolası. İşte atıyorum ki o gün ağırlık antrenmanına. Ha. Tabii lütfen buyur. Şeyi soruyorlar, sorguluyorlar genelde. Ya kuzu eti daha yağlı, bu daha acaba hani şey midir diye. Ama sanırım orada da öyle bir durum yok aslında değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir şey var çünkü. Şundan dolayı karkas ağırlığı 19-20 kiloda yaşayan. Yani bu küçük bir canlı. Diğeri işte karkas ağırlığı 400-500 kilo. Tabii. O yüzden de ister istemez bir yağ elde ediyor. Yani yağ oluşuyor. Hmm. Öteki belki de işte... Uzunca yürüyüşleri ve vücut ağırlığından dolayı daha az daha yağ az. Oluyor. Aynen. Ama kuzu eti özellikle mesela ağır antrenmanlarda işte yani bacak antrenmanından sonra ha. Tüketilmesi gereken bir et. Yani bonfile ile antrikot değil, ha. Kuzu eti. Bak bunu mesela ilk defa duyuyorum. Evet, evet. O yüzden çok de seninleyken tamam, yani söyledim ki... Bacak idmanlarından sonra evet. Hemen bir kuzu ayarlayacak. Aynen. Çünkü yapacağını peki. Biliyorum o yüzden. Peki. Şimdi bunları tekrar pişiriyoruz biz. Hı-hı. Şöyle attık. Of of of. Burada aslında şu ana kadar yağın lezzeti sanırım ete geçti. Şimdi evet. De eti mi pişiriyoruz biz? Şimdi de eti pişiriyoruz. Aynen kestik. Şu anda eti pişirmeye başladık. Of. Yavaş yavaş. Farkındaysan ateşin daha az olduğu bölgeye atıyorum bunları. Evet. Çünkü yüksek ateşte atarsan ne olacak? Şöyle bir durum olacak. Tamamen et piştiğini zannedeceğiz ve alacağız. Hmm. Korkacağız çünkü yanıyor et gidiyor evet, diye. Evet. Hiç pişmeyecek. Daha böyle ateşin özellikle kuzudan bahsediyorum. Hmm. Daha az olduğu kısımlarda çünkü fazla yani yağlı bir et bu şu anda. Şöyle yapıyorum. Ama tabii bu her et için geçerli olan değil, bir şey değil. Değil. Tabii 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 kesinlikle. Kesinlikle. Bugün bonfile mesela hanımefendilerin ya da işte sporcuların çok daha tercih ettiği bir et. Neden? Yumuşak, iki kemik arasında sırtta sıkışmış. Evet, evet. Canlı ne kadar hareket etse de orası asla evet, kas tutmuyor. Hı hı. Tabii ki diyor ki ben 1,5-2 saat şimdi çok ciddi ter akıttım yani evet. Spor salonunda. Sonrasında da 200-250 gram işte bir bonfilemin yanına kuşkonmazla birlikte bunu tüketmek istiyorum. Hı hı. Gibi. Hı hı. O yüzden de hani o eti de çok pişiremezsiniz veya evet. Kısık ateşte tutamazsınız. Haşlama olur. Evet, doğru. Yani öyle de bir durum var. Mesela şey evde et yapar mısın? Hani mangalın dışında döküm tavalarda böyle. Yaparım. Yani. Ben aslında daha çok sanırım biraz önce senin anlattığın gibi bonfileciyim o anlamda. Değil mi? Tabii. Daha pratiktir çünkü. Çok daha pratik. Yani ama onda tabii bonfilede şey sanırım çok önemli. Yani pişme derecesini doğru ayarlamak çok önemli. Biraz fazla piştiğinde çok lezzetsiz bir et de olabiliyor. Bu kadar lezzetli bir etken. Yani inanılmaz.
Çünkü içerisinde yağ dokusu olmadığı için çok fazla da pişirdiğin anda bu sefer tamamen şöyle kendi suyu da kayboluyor. Evet, evet. Zaten yağdan dolayı lezzet de yok. Evet, kesinlikle, lezzetsiz bir et oluyor. Bakıyoruz şöyle, bence şunu ben şuradan alayım. Artık sıcak ezmemiz için, sıcak ezmemiz. Of of of, biraz şey tabii ki sıcaktır. Oo. Salatamızı hemen alacağım. O da mesela seninle. Tabii sıcak ezme de seninle. Tamam, evet, süper. Tamam, harika. Ne yapacağım bunları? Onları böyle küçük kesiyoruz. Evet, küçük kesiyoruz. Şimdi tamam. Patlıcan da gelecek oraya. Tamam. Soğan da gelecek. Patlıcan ve soğan da gelecek. Salatamız da evet. Şimdi en son nar eksini. Oo, evet, burada bir bıçak hareketleri var. Buraya bir yakın alabilir miyiz lütfen? Of 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 of. Evet. Şunu şöyle. Bu da şunu aldım artık buradan. Vallahi çok güzel pişmiş. Değil mi? Çok güzel pişmiş. Tam herhalde şöyle böyle tamamen ölmüş, hani öyle söyleyeyim, istemiyorsun zannedersem. Yok. Değil mi? Biraz değil mi? Çiğ sen kalmadı. Ister misin? Yok, ben de istemiyorum. İstemezsin. Evet. Ben de istemiyorum. Hemen çeviriyoruz şöyle. Oo. Sabah mesela uyandığında şey var mıdır? Hemen kalkar kalkmaz su alışkanlığı. Vallahi bence herkesin olması gereken olması ilk lazım. Alışkanlık bu. Yani özellikle gıda bence girmemeli kalkar kalkmaz. Hatta olabiliyorsa eğer mümkünse böyle birazcık limon sıkıp içine. Çok doğru söylüyorsun. Bir onu içersek hem o içerinin metabolizmanın tekrar çalışması için, düzenlenmesi için çok faydalı kesinlikle. Tavsiye ederim yani herkese. Ya, çok doğru söylüyorsun. Ve hemen yemeyelim mümkünse. Ve hemen yemeyelim. Hemen yemeyelim. Aynen öyle. Hemen yemeyelim. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi domatesimiz de geldi. Alalım. Domates de geldi. Alalım. Burada şeyimiz de var. Soğanımız. Şu belki daha faydalı olabilir. Evet, hangisini istersen. Bunları da böyle minik minik evet, doğruyorum lütfen. Ben. Burada çitlemelerimiz de oldu gibi. Tabii ki biraz daha pişecek ama artık ateş uyandı. O yüzden çünkü yağlar aşağıya damlamaya başladığı için. Evet, bir harlanmaya başladı. Tabii, hep buradayım. Yani burayla. Artık bırakamıyorsun. Tabii, bırakamıyorum. Artık aynen öyle, bırakamıyorum. Bu arada güveci ben çok merak ediyorum. Ne oldu acaba? Bakalım, sürpriz tabii ki. Bu güveçte hava almaması önemli değil mi? Tabii, onun? Çok önemli. Gerçekten de öyle. Hava almaması. O yüzden mesela şöyle kapağımızın herhangi bir yerinden kırık olmaması gerekiyor ki. Ha. Oradan bile hava çıkmaması lazım. Tabii tabii. Aynı zamanda da şu da var. Gömlek yağını da aslında bir nevi de kapak rolü yapıyoruz. Hani ilk önce birinci kapak, sonra diğer kapak gibi. Tabii alt lezzet verecek. Kapatıyoruz. Evet, alt üst kapatıyoruz. Aynen öyle. Aynı mantıkla sanırım yapılıyordu. Kastamonu'da kuyu kebabı var. Oh. Biliyorsun. Tabii. Ve o benim hayatta yediğim en lezzetli etlerden bir tanesi olabilir gerçekten. Şimdi tam onu soracaktım mesela. Tabii ki muhtemelen çok geziyorsun yani ülkemizde seyahat ediyorsun. Bir sürü çok güzel lezzet var. Evet, kesinlikle. Tam onu soruyordum. Herhalde birinci sırada ne gelir diye o mudur? Kastamonu'daki şey mi yoksa farklı bir şey mi var? Yani eğer söz konusu olan etse pişirilme şeklinden dolayı sanırım kuyu kebabı olabilir. Çok lezzetli. Gerçekten bir yani. İnanılmaz bir et oluyor o hakikaten. Yani şöyle sallandığı zaman o evetin dökülüşü. İnanılmazdır. Onu Siirt'te büren derler. Siirt'te. Bizim Denizli'de mesela kuyu kebabı aynı şekilde. Hani farklı tekniklerle olur ama lezzet aşağı yukarı aynı gibidir. Aha. O yüzden de benim de mesela kesinlikle birinci ette tercihim odur. Öyle mi? Tabii. Senin öylesi zaten. Yok. Hiç tartışmasız. Süper. O çok farklı bir şey. Tamamen kendi yağında. Evet. Of 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 of. Yalnız ateş de bayağı. Tabii artık çünkü şey kontrolden biraz çıktı gibi. Buradan ayrılmamamın sebebi o. Şöyle yapacağız. Evet. Bu ezmemizin tam son parçası geliyor sanırım birazdan. Soğan olacak. Tamam. Yoğurdumuzu şu şekilde diklemesine. Zemine. Tamamını mesela nasıl istersen sana bırakıyorum. Tamam. Kullanabilirsin. Tamam. Hiç sorun değil. Bir de şeysin ama biliyor musun? Tık tık hızlı yani hızlı. Tabii. Koordinasyon var, alışık.
Beda. Vallahi güveç ne oldu bilmiyorum. Bir bakacağız. Evet, soğanı da minik minik doğruyorum ben. Şöyle. Artık şuradan patlıcanın şu belki pişmeye devam etsin ama şurasını minik çizikler atarak. Tabii. Of. Bir tur daha şöyle bırakacağım. Daha hızlı pişsin diye. Çünkü ezmeyi artık unutmuştuk. Son anda evet, yakaladık son anda. Tabii. Son anda yetiştiririz ama bence. Yetiştiririz değil mi? Yetiştiririz. Tamam. Buradaki bence salatamız tamam. Salatamız. Bence de. Şeyi. Sadece zeytinyağı. Zeytinyağı ve şey var. Nar ekşisi var. Balzamik var. Ne kullanmak istersen. Vallahi ben yeşil salatada yani aslında zeytinyağı ve limon benim için çok kârlı. Tamam. Bitti. Ben yani doğru söylüyorsun. Aynen. Çünkü tam bir yeşil salata o. Evet. Of patlıcanları da. Tuz mu? Tuzu mu? Evet. Şey ben mi kullanmamı deniz istersen? Tuzu deniz bence. Tuzu evet. Lütfen deniz tuzu. Oo deniz tuzu da var. Evet. Şimdi ezmemiz orada. Evet. Ne yapıyorum şimdi ben bunu? Şöyle bir şey yapıyoruz ezmeye. Hemen. Hayır şey bitmiyor. Bir türlü değil mi? Değil mi? Lezzet iş bitmiyor. Vallahi. Biraz tereyağı attım içerisine. Evet. Şimdi tereyağı da bugün biraz zeytinyağı atıyoruz. Bıraktım içerisine. Hı-hı. Şimdi buradan kırmızı toz biberle. Tamam. Koyacağız. Hemen zaten şimdi eriyecek. Hı-hı. Çok hızlı. Ateş çünkü çok yoğun bir şekilde. Hı-hı. Daha sonra alacağız sebzelerimizi buradaki. Hı-hı. En son finalinde kırmızı tereyağımızı üzerine dökeceğiz ezmeni. Sıcak Hı-hı. ezme gibi. Güzel. Evet sıcak Güzel. Ezme gibi. Güzel. Kuzunun da yanında güzel bir bence garnitür olacak. Evet. Evet. Şimdi şöyle hemen. Çok güzel yumurta. Sen mesela şey yaptın, şu salatayı mesela yapar mısın evinde? Kafanda mesela şu anda hani kaldı mı? Yani mesela ben bunu bilmiyorum, paylaşmayabilirim seninle yani. Öyle mi? Tabii. Bayağı sana bırakmayabilirim, o kadar seviyorum salata. Haftada mesela yemedim. Oldu bir şey oldu, salata denk geldi. Çok inanılmaz yoğun çalışıyorsun bana. Muhakkak yemen lazım mı? Yaparım. Ha. Yapar yerim onu yani. Tamam. Kesinlikle. Çok önemli. Ya ben hatta diyorum. Bazı öğünleri... mesela işte öğlen falan et vesaire gibi böyle bir tık daha hani ağır yemek tercih etmişsem böyle akşam yemeklerinde sadece salatayla geçirebiliyorum bazen. Ama güçlü bir salata mı oluyor? Biraz. Biraz tabii değil yani mi? Yani biraz tahıllı olabiliyor. Ha, evet. Maş fasulyeli falan ondan olabiliyor. Ondan bahsediyorum evet. Yani ama bir salatayla da bitirebiliyorum bazen. Eğer çok böyle bayağı yemek yediysem yani. Ha anladım. Şimdi, bazen çünkü kaçırıyoruz biliyorsun hani hepimizin vardı hepimizin öyle bir var, burgerler bir şeyler falan. Sonra şey oluyor mu peki? Hadi be falan diye. Pişmanlık mı? Evet. Ya o eskiden oluyordu bende ama sanırım artık biraz daha o konuda keyifçiyim ya. Evet. Yani o kadar çok takılmıyorum oraya. Şey yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince mesela Gürkan. Yani ertesi gün diyorum ki kendi kendime ya biraz daha fazla spor yaparım. Daha düzgün beslenirim onu tolere ederim falan. Çünkü önceden mesela tatlı da yemiyordum ben. Ama şimdi... İşte böyle arada bir güzel tatlım da var. Haftada bir gün, iki gün falan. Çok mu tatlı? Tabii. Yani özellikle tabii. Modellik döneminde tabii. Yani hiç, falan. Hiç yoktu. Tabii hiç yoktu o zamanlar. Şimdi hiç oralara takılmıyorum. Daha böyle her şeyi yiyorum. Süt tatlıları mı tercih ediyorsun şimdi yoksa? Vallahi ben şerbetçiyim. Sen anladın. Yani o künefedir, baklavadır, öyle. Kadayıftır falan çok seviyorum. Çok seviyorum gerçekten. Şimdi patlıcanımızı da şöyle bence şunu da... Şey yapabilir miyiz ya rica etsem? Biraz evet, Hı-hı. aynen. Oo, biraz evet. şey sıcak olabilir. Artık evet. çünkü güvece evet. gitmem lazım. Tamam. Burası bende. Tamam. Evet, lütfen. Tereyağımız geliyor. Geliyor mu? Tabii. O zaman şöyle. Artık sunuma geçiyoruz. Sunuma evet. geçiyoruz. Şimdi. Tabii. Burayı hızlandıralım. En güzel kısmı evet. geldi şimdi. Evet. Sunum zamanı. Of. Güvecin seslerini duyuyorum. Tereyağı. Çitleme. Sıcak ezmemiz. Evet. Yeter gibi değil Bence mi? Bence de yeter. Tamam onları şöyle hemen şöyle alacağım bir tabağa. Sadece patlıcanımız kaldı. Tamam. Tabağımızı alıyorum.
Onu şey yapmamız gerekiyor mu patlıcanı? Evet, lütfen öyle olsun. Değil mi? Evet. Şöyle bir tabağa alıyorum. Birazdan çünkü devam edeceğiz burada ekip arkadaşlarımızla tabii. Tereyağının kokusu şey çok özel değil mi? Evet ya, gerçekten. Yani. Ve biliyorsun bizdeki o lezzeti, tereyağının lezzeti başka ülkelerde de var tereyağı mesela. Tabii. Ama tabii. Yani gerçekten bizdekinin lezzeti çok başka. Çok farklı değil çok mi? Çok farklı. Evet, artık of. Yavaş yavaş toplamaya başladık. Bakalım neler oluyor. Oo. Şu rengine ne dersin rengine? Altın sarısı. Evet, derler. Altın sarısı derler. Tabii şimdi bonfile falan tükettiğinde böyle tuz falan atıyorsun ve en fazla karabiberle. Ama kuzu için içine girdiğinde insan böyle bir kimyon, kekik değil falan böyle arıyor. Böyle renklendiresi geliyor tabii, her tabii, şeyden. Tabii. Mesela şimdi kekik bir olmalı yani şey kimyon böyle kimyon. Bir bence olmalı. Sakatatla aran nasıl? Sakatat yani yemek olarak değil ama çorba olarak tercih ediyorum. Çorba mesela. Olarak. Evet. Çünkü onlara da ihtiyacımız var aslına bakarsan. Kesinlikle. Yani insanlar bazen ona böyle kokusundan vesaireden falan diye uzak durabiliyorlar. Yok. Ama bence hiç girmemeleri lazım oraya. Yani Yok. Sonrasında çok arkadaşım var çünkü inan ki bunun hiç böyle şeyinden değil. Ben asla içemem, yapamam deyip sonrasında Allah korusun işte belki bir incinme oluyor, bir şey oluyor ya da falan filan. Lütfen Gürkancığım bana yapar mısın diye. Kesinlikle öyle. Bence hiç öyle düşünmemek gerekiyor. Evet. Biraz kırarak atıyorum bunları ki bu tortuyu kullanmıyorum. Kekik kullandım şimdi. Hı-hı, tabii. Hı-hı. Şimdi pul biberimiz. Pul biberimiz de. Buradaki senden rica etsem şöyle şu kırmızı biberi. Biberi. Evet. Biraz atabilir misin? Sen bana yeterli de. Tamamdır. Of. Yalnız bu da yandığında öyle bir renk veriyor ki gerçekten. Bak neler oldu. O ses nedir? Neydi ya? Vallahi. Şimdi artık sadece zeytinyağımızı kullandık. Ben hemen yardımcı oluyorum sana. Salatamız hazır mı? Hazır. Tamam. Tuzu tamam. Zeytinyağı, limonu tamam. Malzemeleri içinde karıştırılıp yenecek kıvamda. Yenecek kıvamda evet. Tamam. Şuradan hemen şöyle aldık bunları. O halde salata burada. Gelsin buraya. Of. Ez bu. Tam buradan tutabilirsen istersen. O tabii ki. Artık sen yaptın lütfen. Sen son dokunuşu da senin. Son dokunuşunu tabii. Yapıyorum. O nedir? Of, gerçekten. Şimdi tabii. Hazine açılıyor şimdi. Şöyle. Bunu direkt oraya alabiliriz herhalde. Şöyle yapacağız. Evet, mangalımızın üstüne koyduk. Bir tur daha sanki bir peçete alacağım. Geliyor. Buyurun. Ben mi açayım? Lütfen. Evet. Uf. Bu ne ya? Fokurdamayı görüyor musun? Evet. Yani fokurduyor ve her şey o kadar diri gözüküyor ki şu an. O kadar sağlıklı gözüküyor yani fazlasıyla. Tam tadında pişmiş. Değil mi? Evet, kesinlikle yani. En güzel kısmı. Lütfen. Evet, ben direkt salatadan, sen dilediğin yerden. Sen orada kaldın mı? Yani hiç kıpırdayasım yok şu an. Öyle görüyorum çünkü. Hiç kıpırdayasım yok. Hayır. Hala fokur diyor görüyor evet. musun? Evet ve... Abi. Yani çok lezzetli. Tamam. Lütfen. Bak. Devrim Bey neler yapıyorsunuz? Estağfurullah. Yok. Bu. Vallahi. Yani şuna... Yumuşacık. Yumuşacık. Değil mi?
ve yani bütün lezzeti içinde kalmış. Gerçekten o altı koyduğun yağın tamamen lezzeti duruyor üzerinde. Ellerine sağlık, müthiş olmuş. Afiyet gerçekten olsun, gerçekten müthiş. Afiyet olsun. Bu arada ama salata falan ve ezme... Bir onu da bir deneyeyim, lütfen, değil mi? Lütfen, tabii. Yani gerçekten de öyle. Kırmızı lahana çok ama çok lezzetli. Şöyle söyleyeyim, özellikle kış aylarında bence muhakkak olması lazım. Kesinlikle. Ya yediğimiz her şeyin yanında aslında bir salata olması lazım, değil tabii mi? Tabii ki, tabii. Sebze. Gerçekten. %100 sebze olması gerekiyor. Ben şurada şeyi, bu tabii çitlemeyi de şuradan buyurun. Bunu tabii elle yerim ben yani. Tabii öyle öyle. Bu da ızgarası. Daha sık görürsek mi sen acaba? Tabii ki. Ne zaman dersen. Tabii tabii. Ne zaman dersen. Bu nedir ya? Güzel mi? Çok lezzetli. Afiyet olsun. İyi ki geldin. Vallahi. Gerçekten. Çok mutlu oldum gerçekten geldiğim çok için. Çok keyifliydi. Benim için de aynı yani şekilde. Yani artık zaman nasıl geçti bilmiyorum. Vallahi öyleymiş yani, ben de anlamadım. Evet evet, yani yönetmenim artık diyor ki tamam bitti falan ama biz çok çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde teşekkür ederim. Ayağına bu sağlık. Bu deneyimi yaşattığın için de teşekkür ederim. Güveçin için de çok teşekkür ederim. Tabii ki, bu uzun yolculuğunda başarılar. Zaten çok başarılısın ama çok yolun açık olsun, gönlün açık çok olsun sağ, inşallah. Çok sağ. Şimdi bir defterimiz var. Küçük böyle bir şeyler yazarsan bizim için çok seviniriz programla ilgili. Tabii ki. Tabii ki. Keyifle. Sağ olasın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili dostum Gürkan, bu güzel deneyim için çok teşekkürler. Misafirperverliğiniz için ise ayrıca teşekkür ederim.